Covid-19 dönemi, daha sonra ekonomik bazı daralmalar, problemler, yani göçmen sorunu, efendim, bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman kira ile ilgili, yani ev kirası ile ilgili problemin halen var olduğunu söyleyebiliriz. Ama burada bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Özellikle yetkililere çağrımız olsun. Kiracıyla ev sahibini karşı karşıya getirecek uygulamalardan kaçınılması gerekiyor. Şimdi emlakçılardan bazıları işte Alman modeli öneriyormuş. İşte bir semtte taban ve tavan fiyat belirlenecek. Ona göre kiralar ortaya çıkacak deniyor. Ya da bir başkası başka bir model öneriyor. Bakın biz başkalarının modellerine değil, kendi Türk modelimizi de uygulayabiliriz. Yani mesela Amerika'da işte bir kira memuru sistemi var. O sistemi getirip kendimize entegre de edebiliriz. Kendimiz başka türlü bir sistem de bulabiliriz. Ama gene de izleyelim, Alman modeli neymiş, Amerikan modeli neymiş, bir bilgimiz olsun. Kirada yüksek artışın önüne geçmek için Avrupa modeli önerildi. 13.000 lira kirayla oturan oğlumun şu an ev sahibinin istediği fiyat 20.000 lira. Çıkarsan çık, verirsen ver. Fahiş kira artışlarından beli bükülen kiracılara çözüm önerisi yine sektörden geldi. Sektör semte göre tavan ve taban fiyat uygulanmasını öneriyor. Öneri Ankaralı emlakçılar tarafından gündeme getirildi. Semte özel fiyat modeline geçilmesi istendi. Ya şimdi enflasyona göre hareket ettiğimiz zaman bir insan asgari ücret 17.000 lira alıyor. Gölbaşı'nda bir gün kiralar 25.000 lira. Yani bunu vatandaş cebinden daha 8.000 lira katıp ödemesi gerekiyor ama insanların bu durumu ödeyecek gücü yok. Üf, artacak daha. Mesela bu ay... Ay bilmiyorum ya, ne yapıyorlar bunlar ya, uçuyorlar. Ya böyle saçma bir şey olamaz ya. Ev sahiplerinde de hata var. Sen 10 lira yapmışsın, benimki 3 lira, ben de gelip hemen 10 lira yapıyorum. Yazık günah, biraz vicdan, biraz Allah korkusu, böyle gitmez, bir yerde patlar. Kiracılar açısından zor dönemler başlıyor. İşte 20.000 liralık bir konut 33-34.000 liraya çıkıyor ve bu böyle de gidiyor. Hani bunun durması gerekiyor. 3+1 iyi bir daire, ortalama 25.000 lira bandında kiraya veriliyor şu an. Çoğu yeni evlenen arkadaşımız maalesef Gölbaşı'nda oturamıyor. Model halen Almanya'da kira endeksi modeli olarak uygulanıyor. Kira artışında taban ve tavan göstergeler dikkate alınıyor. Aynı bölgedeki benzer konutların kiralarına bakılıyor. Semt taban ve tavan fiyat uygulaması yapılabilir. Taban ve tavan fiyat uygulamasını her semtte uygulayabiliriz. Çankaya'la Etimesgut veya işte Mamak, Sincan, oralarda benzer dairelerin, yani benzer özellikteki dairelerin benzer kiralarda olması lazım. Amerika'da da artış oranı kira kurulu tarafından yıllık belirleniyor. İngiltere'de de devreye bağımsız kira memuru belirliyor. İsveç'te ise Kiracılar Birliği ve Ev Sahipleri Derneği arasında ulusal düzeyde müzakere ile belirleniyor. Berlin'de kira artış oranı bir kültür var. %2.3 artıyor. Ama Mainz'da, Düsseldorf'ta %4 artıyor, %5 artıyor. Enflasyon rakamları ile birlikte Ağustos ayında kira zammında üst sınır netleşti. 10.000 lira kira veren bir vatandaş bu ay itibariyle artışını yapmak isterse kirası 16.500 liraya yükseliyor. Kiraların belli bir seviyede kalması aynı zamanda enflasyonu da düşüreceğini öngörmekteyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.